Trump, azledilirsem piyasa çöker. ABD Başkanı Donald Trump eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası Amerika Birleşik Devletleri medyasında başlayan azil süreci, impeachment tartışmaları hakkında konuştu. Fox televizyonuna konuşan Trump, "Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker," dedi. Fox and Friends adlı televizyon programında konuşan Trump, "Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim, eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, çöker. Herkes yoksullaşır," dedi. Rakamların nasıl da tersine gideceğine inanmazsınız. Trump ayrıca kendisinin ekonomi yönetimi sayesinde özellikle borsada çok iyi bir seviye yakalandığını savunarak, "Bu olmadan rakamların nasıl da tersine gideceğine inanamazsınız," yorumunu yaptı. Trump, eski kişisel avukatı Michael Cohen'in federal mahkemede Amerika Birleşik Devletleri seçim kampanyası finansmanı kanunlarını başkanın emriyle ihlal ettiğini kabul etmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri medyasında Trump'a yönelik azil sürecinin başlayabileceği tartışmalarının ortaya çıkması üzerine bu açıklamayı yaptı. Röportajda Trump ayrıca Cohen'in savcılıkla işbirliğine gitmesini eleştirdi. Yargılanmaları sırasında ceza indirimi karşılığında hükümetle işbirliği yapılmasının yasa dışı olması gerektiğini söyleyen Trump, hükümetle işbirliğine karar veren bu kişilerin hikayeler uydurduğunu ve yalan söylediğini savundu. Trump'ın eski avukatı Cohen, mali yolsuzluk ve seçim kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a, bir siyasi adayın isteği üzerine sus payı ödediğini kabul etmişti. Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı davada jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu. Amerikan medyasına konuşan kimi uzmanlar, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini savunuyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini iddia ediyor.